Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarn'ın pür koton ipliğiyle hazırladığım kare motifimizi tarif edeceğim. 4 adet kare motif bir araya geldiği zaman ortaya bakın böyle şahane bir görüntü çıkıyor. Şöyle modeli de yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakın çok güzel bir örnek. Yapımı da o kadar kolay ve keyifli ki trabzan ve zincir tekniği ile motifimizi hazırlayacağız. Ön kısmı bu şekilde. Hemen şöyle arka tarafında göstermek istiyorum. Gerçekten temiz ve güzel bir çalışma oluyor. Trabzan ve zincir kullandığımız için örgü çok çabuk büyüyor. Böyle büyük parçalarınızı kısa sürede bitirmek isterseniz eğer bu motifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu çalışmayla neler yapabilirsiniz? bebek battaniyeleri hazırlanabilir. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Şallar hazırlanabilir. Ee, kırlent yapabilirsiniz. Giysi çalışmalarında yere da vesaire kullanabilirsiniz. Çok güzel olacaktır. Hatta çantalarda dahi kullanılabilir. Gerçekten çok güzel bir örnek. Detaylı tarifini de adım adım sizlerle video içerisinde paylaşmaya çalıştım. Umarım Umarım faydalı bir içerik olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Motifimi örmek için içeriği %100 pamuk olan spagetti yağlı yani pür ipliğini kullanacağım. Dokusu yakından bu şekilde Tığ numaram da 3 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıklığına gerçekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşe ilk olarak sihirli halka ile başlangıç yapıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Eğer sihirli halka yapmayı bilmiyorsanız eğer 4 ya da 5 zincirle de başlangıcınızı yapabilirsiniz. Şimdi sihirli halkamızı oluştururken bir tane zincirimizi çekmiş olduk. Şimdi bu bir zincir 3'e tamamlıyoruz. 2, 3. Bu 3 zincirde bir trabzan kabul edeceğiz. Tığımızın başına doluyoruz ve halka içerisine batarak ilmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var doluyoruz. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturduk. Tekrar tığımızın başına dolayarak halka içerisine batıp ilmek çıkarıyoruz. İkili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Başlangıçta 3 tane trabzanı elde etmiş olduk. Köşelerde 2 zincir çekiyoruz. Her defasında tığımızın başına dolayarak halka içerisine gelerek şimdi 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3. Bu şekilde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan tekrar 1 2 zincir şeklinde trabzanlı grubumuzu 4 adet olana kadar bu şekilde devam ettiriyoruz bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz şimdi dördüncü trabzanlı grubumuzu örüyoruz bakın köşeler 2 zincir 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan şimdi bitiş için Burada sihirli halkadan kalan kısa ipi çekebildiğimiz noktaya kadar çekip orta kısmı kapatıyoruz. Sonrasında bu ipi gizleyerek öreceğiz. Bakın kare form oluştu. Burada iki zincire ihtiyacımız var. Bunu da yaparken tığımızın başına doluyoruz. Baştaki 1, 2, 3. zincirin içerisine batıyoruz. Bu kısa kalan ipi tığımızın üzerine alarak buradan ilmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var doluyoruz. 3'ün içerisinden tek seferde geçirerek burada bir tekli trabzanla iki zincirlik boşluğu elde etmiş oluyoruz. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıp tığımızın başına doluyoruz ve buradaki tekli trabzanla elde etmiş olduğumuz iki zincirlik boşluğa batıp bir tane ikili trabzan örüyoruz. Bu 3 zinciri yine bir trabzan kabul edeceğiz. 1, 2 tane trabzanımız oldu. Tığımızın başına dolayarak burada üçüncü üçlü zinciri bir trabzan kabul etmiştik üçüncü zincirin içerisine batıp burada bir ikili trabzan örüyoruz tığımızın başına dolayarak sonra ilk gelen trabzanın tepesine trabzan örüyoruz yani burada üç trabzan var her birinin tepesine trabzan çalışıyoruz üçüncü trabzanın da tepesine batıp ikili trabzan ördük. Baştaki trabzanla zincirle beraber 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan noktamız oldu. Doluyoruz. Şimdi iki zincirlik boşluğa gelip iki tane ikili trabzan örüyoruz. 2 i̇ki tane ikili trabzan köşe için iki zincir doladık. Aynı boşluğa gelerek iki tane ikili trabzan 1, 2 doluyoruz. Şimdi burada 3 tane trabzan var. Her birinin tepesine bir kez batarak ikili trabzan örüyoruz. Şimdi bu noktada 7 tane trabzanımız oluyor. 2 zincirlik boşluğa geldik. Bu boşluğa da yine 2 tane ikili trabzan ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trabzan köşelerde de 2 zincir olacak. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Bitişi hemen sizlerle tekrar paylaşıyor olacağız. Burada da sıramızın sonuna geldik. Şimdi bakın ilk başladığımız boşluk noktasına yani 2 zincirlik boşluğa gelip buraya da 2 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Bakın her noktada 7 trabzan köşelerde de 2 zincirlik noktamız var. Şimdi yine aynı bitiş ve başlangıcı yapacağız. Tığımızın başına doluyoruz. Baştaki 1, 2, 3. zincirin içerisine batıp ilmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var doluyoruz. 3'ünü tek seferde toplayarak tekli trabzanla sıramızı bitiriyoruz. Bunu böyle yapmamızın sebebi başlangıç zincir noktaları bu köşede kaldığı zaman bitiş ve başlangıç noktası belli olmuyor. Muntazamda bir kare formu elde etmiş oluyoruz. Şimdi yine 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıp tığımızın başına doluyoruz. Tekli trabzanla elde ettiğimiz 2 zincirlik boşluğa batarak bir tane ikili trabzan, zinciri trabzan kabul ettiğimiz için zincirin içerisine batıp ikili trabzan doluyoruz. Gelen ilk trabzanın tepesine batıp tekrar trabzan örüyoruz. Şimdi burada 7 trabzanımız vardı. 7 tane trabzanımızı buraya öreceğiz. Kenarlarda da 2, 2 artacak. 9, 11 tane bu noktada trabzan elde edeceğiz. Sonra tekrar 2 zincir. Trabzanlarımızı örüp 2 zincir şeklinde bu şekilde sıra sonuna kadar aynı alt sırada yapmış olduğumuz işlemi tekrar burada e, tekrar etmiş olup sıra sonuna e, geleceğiz ve yeni rengimize geçiş yapacağız. Evet. Sıramızın sonuna geldik bakın 11 trabzanla başladık 2 zincir 11 trabzan 2 zincir 11 trabzan 2 zincir 11 trabzanımızı örüyoruz. Şimdi burada son 2 trabzan örerek 11. trabzanı da bu şekilde tamamlamış olacağız. Bakın 2 zincirlik boşluğa gelip bitişte. Yine iki tane tırabzanı örüp trabzan sayısını 11'e tamamlamış olduk. Tığımızın başına doluyoruz. Baştaki yine 1, 2, 3. zincirin içerisine batıyoruz. İlmek çıkardık. Burada 3 ilmeğimiz var. Şimdi burada ilmekleri bekletiyoruz. Yeni rengimize geçiş yapacağız bu aşamada. Hemen bir diğer rengimi alıyorum. Bakın 3 ilmeği çıkardıktan sonra krem renk burada kalacak. Ekstra bir ip kopartmayacağız. Doluyoruz sarı rengimizle. 3 ilmeği tek seferde topluyoruz. Topladıktan sonra bakın sarı ipten şöyle birazcık bırakacağım ki bunu gizleyerek öreceğim. Ama krem ipi burada bırakıyorum bakın. Krem renkte devam etmiyorum. Şimdi kaydırmayı yaptıktan sonra buradaki iki zincirlik geniş boşluğa batıp direkt sarı renkle ilmek çıkarıp bir tane sık iğne ile başlangıcımızı yapıyoruz. Sonrasında şöyle kısa ipi de gizleyelim. Sonrasında zincirin olduğu, üçüncü zincirin olduğu boşluğun tepesine batıp ilmek çıkardık. Tekrar sık iğne örüyoruz. Bakın krem rengi burada yürütmeyeceğiz. Krem e, ipimiz burada bekleyecek. Sonra 3 zincirden sonra gelen trabzanın tepesine batıyoruz. İlmek çıkardık. Sık iğne, örüyoruz. Bir diğer trabzanın tepesine batıp tekrar sık iğne. Bu aşamada 6 tane sık iğne öreceğiz. 2, 4, 5, 6 tane sık iğnemizi ördük. 6 tane sık iğneyi ördükten sonra Bakın buradaki 11'li trabzan sırasında değil, 7'li trabzan sırasındaki şuradaki bakın. Burada 7 tane trabzan var. Bakın alt sıra değil, bir alt sıra. Yani ikinci sırada bulunan ilk tırabzanın bakın gövdesine bu şekilde batacağız. Bir de son trabzanın gövdesine bu şekilde batacağız. Burada 6 tane sık iğnemizi ördük. Şimdi bu aşamada 1 iki kez sığımızın başına doluyoruz ve 7 trabzan olan ikinci sıranın bakın şuradaki zincirli olan trabzan noktasını yakalıyoruz önden buradan ilmek çıkarıyoruz tığımızın başına dolayarak ikisini birlikte tekrar doladık ikisini birlikte son iki ilmeği kapatmıyoruz tekrar bir iki kez doluyoruz bu sıradaki son trabzanı da bakın önden batıyoruz buradan ilmek çıkarıp tığımızın başına dolayarak ikisini birlikte İkisini birlikte örüyoruz. Son 3 ilmek kalıyor. Doladık. 3 ilmeği de tek seferde topluyoruz. Sonra arka kısımda bir tane trabzan atlıyoruz. Bir diğer trabzana direkt batıp ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Bakın burada bir e, bu oluklu kısmı oluşturmuş olduk. Şimdi tekrar başladığımız gibi 6 tane sık iğne öreceğiz. Bu birinci sık iğne. 2 3, 4, 5, 6. sık iğne, 2 zincirlik boşluğa denk gelecek. 2 zincirlik boşluğa 6. sık iğnemizi ördük. Şimdi 1, 2 zincir çekip tekrar aynı 2 zincirlik boşluğa gelip 1. sık iğnemizi örüyoruz. Şimdi 2 zincirden sonraki 1. sık iğne. İkincisine hemen trabzanın tepesine. Üçüncü bir diğer trabzana. 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğne ördükten sonra 7 trabzanın olduğu ikinci sıra noktasındaki ilk trabzanın gövdesine bakın önden bu şekilde batıp buradan oldu bir trabzan çıkartacağız. Sonra en sondaki trabzanın yine önden batarak oluklu bir nokta oluşturmuş olacağız. Şimdi 6 tane sık iğneden sonra 1 2 kez doluyoruz. Buradaki ikinci sıradaki ilk trabzanın gövdesi önden batıp ilmek çıkarıp İkisini birlikte, ikisini birlikte örüyoruz. 2 ilmek tığda bekliyor. Tekrar bir, iki kez doluyoruz. Bu sıradaki trabzanın en sonundakine batıp önden ilmek çıkarıp ikisini birlikte, ikisini birlikte örüyoruz. Son 3 ilmek kalıyor, doluyoruz. 3 ilmeği tek seferde topladık. Arkada mutlaka bir tane trabzan bırakıyoruz. Bakın burada bir trabzan noktası oluşturduk. Bu, arkadaki iki trabzanı atlıyoruz. Bir diğer trabzana batıp, Tekrar 6 tane sık iğnemizi örerek devam edeceğiz. Bakın 4 köşede de buradaki gibi oluklu noktamızı oluşturarak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Burada da sıramızın sonuna geldik. 5 tane sık iğnemizi ördük. 6. sık iğne 2 zincirlik boşluğa gelen noktayı örüyorduk. Buradaki 6. sık iğnemizi de ördük. Şimdi sıramızı tamamlayacağız. Bunun için de burada bitişimizi farklı yapacağız. Bir tane zincir çekeceğiz. Sonrasında burada ilk ördüğümüz sık iğnenin tepesine direkt batıyoruz. Bu noktadan ilmek çıkardık. İki ilmeğimiz var. Burada sarı ipi bırakacağız. Krem ipe geçiş yapıyoruz. Krem rengi tığımızı alıp bu iki ilmeği bu şekilde kapatıyoruz. Şimdi burada bir zincir ve bir sık iğne ile iki zincirlik boşluğu elde etmiş olduk. Şimdi bu iki zincirlik boşluğa şöyle direkt batıyorum. Buradan ilmek çıkardım. Bakın uzunca iki ilmek var. Doluyorum. Bu iki ilmeği ördüm bir tane de zincir çekiyorum ve bir tane trabzanı bu şekilde örmüş oluyorum. Tığımın başına tekrar doluyorum. İki zincirlik boşluğa çalıştığımız için tekrar bu boşluğa batıp ikinci ikili trabzanı örüyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte doladım. Şimdi gelen ilk sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek çıkardım. İkili trabzan. Bu arada şu sarı ipi örmüyoruz. Bakın burada sarı ipi bırakıyoruz. Çünkü bir son sırada tekrar kullanacağız. İki zincirlik boşluğa iki tane trabzan örerek başladık. Tığımızın başına doluyoruz ve ilk sık iğnenin tepesine batıp ikili trabzan tığımızın başına doluyoruz. Şimdi diğer gelen sık iğnenin tepesine ikili trabzan. Burada her bir sık iğnenin tepesine batıp ikili trabzan öreceğiz. Şimdi altı tane sık iğnemiz vardı. Başlarken de iki tane sık iğne ördük. Özür dilerim e, trabzan ördük. Şimdi burada sık iğnelerin üzerine ikili trabzanlarımızı ördük. Bakın. Burada oluklu oluşturduğumuz noktanın tepe noktası var. Bakın oldukça açık görünüyor. Doluyoruz. Bu noktanın da tepesine batıp ikili trabzan örüyoruz. Bu noktayı atlamıyoruz. Sonra gelen sık iğnenin de hemen tepesine batıp her bir sık iğnenin tepesine ikili trabzan. Köşeye geldiğimiz zaman diğer sıralarda devam ettiğimiz gibi iki zincirlik boşluğa geliyoruz. Bakın iki zincirlik boşluğumuz. İki tane ikili trabzan köşe olduğu için iki zincir doluyoruz. Aynı boşluğa tekrar iki tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Sonra gelen ilk sık iğneden itibaren başlayarak her birine bir tane ikili trabzan örerek ilerliyoruz. Ve oluklu noktaya da bakın orayı da atlamıyoruz. Şöyle gösterelim. Oluklu noktanın tepesine de bu noktaya da batıp ikili trabzanımızı örüyoruz. Şimdi burada sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi Trabzanlarımızı örerek köşe noktaları oluşturarak sıra sonuna kadar geleceğiz ve artık son sıraya geçmiş olacağız. Bakın burada sıramızın sonuna geldik. Son iki zincirlik boşluğumuz bizi karşılıyor ve bu noktaya da iki tane kili trabzan örerek sıramızı bitireceğiz. Şimdi burada yine tığımızın başına doluyoruz. Baştaki e, trabzanın tepesine batıyoruz. Bakın trabzanın tepesi zincirli olan nokta. Burada bakın şu zincirli noktanın içerisine batıyoruz. ilmek çıkarıyoruz. Şimdi diğer renge geçiş yapmamız gerekiyor. Burada krem rengi e, gizleyerek de öreceğiz. Şöyle alalım. Bakın sarı rengimizi alıyoruz. İlmeği çıkardıktan sonra 3 ilmeğin içerisinden tek seferde geçirdik. Şimdi bu krem rengi arada şöyle birazcık gizleyerek kesip çıkartacağız. Artık krem renkli bir işimiz kalmamış oluyor. Şimdi burada bakın tekli trabzanla yine iki zincirlik boşluğu elde etmiş olduk. Burada yine direkt boşluğumuza batıp bir tane sık iğne ile başlıyoruz. Sonra bu zincirli olan noktaya geliyoruz. Bu noktada, e, bu noktayı trabzan kabul etmiştik hatırlayalım. Bu noktaya da batıp şöyle ip bu kısımda kaldığı için, bakın şöyle trabzanın tepesine batıp sık iğne, sonra gelen trabzanın tepesine tekrar sık iğne, her bir trabzan yuvasına batarak sık iğne örerek ilerliyoruz. Şimdi burada krem rengi, şöyle birazcık öreceğim, sonra ipimi kesip çıkartacağım. Bakın burada. Ee, ördüğümüz sayı da önemli çünkü en son bir işlemimiz kaldı. Şimdi şurada fazla kalan krem ipimi kesiyorum. Burada artık krem renkli bir işim kalmadı. Bu rengi çıkartıyorum. Şu sihirli halkadan kalan kısa ipi de keselim. Temiz bir çalışma yapmış olalım. Şimdi burada bakın, bu oluklu kısmın tepesine ördüğümüz trabzanı e, gördüğümüzde bu trabzanı örmeyeceğiz. Direkt şu oluklu noktaya batıp trabzan öreceğiz. Bunun için bakın sayalım baştan 2, 4, 6, 8, 9 tane sık iğne örüyoruz. 9 tane sık iğne ördükten sonra tığımızın başına bir sefer dolayarak bu iki tane bakın oluklu olan trabzanlı noktaya önden bu şekilde batıyoruz. İlmek çıkardık. Birazcık gevşek örüyoruz. Sıkmıyoruz. Eğer çok e, eliniz sıkıysa iki kez dolayarak üçlü trabzan da çalışabilirsiniz. Ama ben gevşek tutarak bakın ikisini birlikte Tekrar doluyorum. İkisini birlikte örerek ikili trabzan ördüm. Şimdi burada trabzan ördüğümüz için arkada bir tane trabzan bırakıp bir diğer trabzanın tepesine batıp tekrar 9 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. da 2 zincirlik boşluğa denk geliyor. Burada sık iğnemizi ördükten sonra 2 zincirimizi çekiyoruz. Tekrar iki zincirlik boşluğa gelip bir tane sık iğne ile başlangıcımızı yapıyoruz. Bu sık iğne ile beraber 9 tane sık iğne öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane sık iğneyi ördüğümde bakın. Görüyorum ki şu oluklu noktanın tepesini ördüm. Trabzanı örmeyeceğim. Ne yapacağım burada? Oluklu noktaya önden batıp buradaki çıkıntıyı elde etmiş olacağım. Bakın böyle bir görüntü oluş, oluşuyor. Şimdi bir sefer doluyoruz ve geliyoruz bu iki noktaya önden batıp bakın şu çıkıntılı olan noktaya önden batıp ilmek çıkarıyoruz. Gevşek bir şekilde ikisini birlikte ikisini birlikte örüyoruz. Arkada bir tane trabzan atlıyoruz. Sıradaki trabzan atlayıp bir diğerine batarak hemen tekrar 9 tane sık iğnemizi örerek ilerliyoruz. Ve bakın bu şekilde Son sırayı devam ettireceğiz. Sıra bitişinde hemen sizlerle paylaşıyor olacağım. Sıramızın sonuna geldik. 9. sık iğneydi. 2 zincirlik boşluğumuzu örüyoruz. Sık iğnemizi ördük. Şimdi burada bir tane zincir çekip ipimizi yeteri kadar kesiyoruz. Burada direkt ilmeğimizden çıkartıyoruz. Bu aşamada daha küçük numaralı bir tığ kullanmanızı e, tavsiye edebilirim. Şimdi ben 2 milim tığla bu ipi gizleyeceğim. Şimdi burada ilk başladığımız sık iğne vardı. İlk başladığımız sık iğnenin tepesine batıp bu bir zincir çektiğim ve ilmeğimden çıkarttığım ipi önce arka tarafa geçiriyorum, sonra bir zincirlik boşluğa bakın batıyorum. Bu ipi buradan geçirerek bir zincir noktası oluşturmuş oluyorum. Bakın, yani şu kısımda iki zincirlik köşe noktasını elde etmiş oluyoruz. Sonrasında bu ipi de arka tarafta gizleyeceğiz. Şöyle uygun bir boşluğa batıyorum. Rengine olacak şekilde gizleyelim. Şöyle bir tane zincir çekerek bakın burada kilit yapıyoruz. Sonra şöyle ara noktalardan geçirerek ipimizi gizlemiş olacağız. Makine yaptığımız zaman motifin sökülmesini istemeyiz. O yüzden mutlaka böyle e, zincirle düğüm atıp kilit yapıp sonrasında ipi birazcık gizlemekte fayda var. Şimdi bu ipimizi bu şekilde gizledik. Fazla kalan ipi de kesip çıkartıyoruz. Şöyle motifimizi gösterelim. Bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi santim olarak sizlere ölçüsünü de vereceğim. Bu arada aynı ipi aynı tığ numarayı kullansak da verdiğim ölçülerden sizin ölçünüz belki biraz az belki biraz fazla olabilir. Bu da örneği sıkıldığımız ve gevşekliğimizden kaynaklı olarak değişecektir. Bakın şöyle ölçüsünü verelim. Motifimiz 10 santim motifimizin ölçüsü 10 santim oldu. Motifimizi tamamladık. Ben daha önceden 3 tanesini örüp bitirmiştim. Şimdi buradaki 4 motifi nasıl bir araya getiriyoruz ve bakın ortaya çıkan şekli de görüyorsunuz çok güzel bir sonuç çıkıyor ortaya. Şimdi bunu en son bittiğimiz renkle birleştireceğim. Ama sizlerin daha farklı birleştirme teknikleri varsa bildiğiniz bildiğiniz şekilde de birleştirebilirsiniz. İlla bu şekilde birleştirmek zorunda değilsiniz. Ben birleştirmek için etamin iğnesi kullanacağım. Hemen ipime Bakın iğnemi taktım. Burada yeteri kadar ipimi şöyle kesiyorum, dikeceğim kadar. İsterseniz arkadan, isterseniz önden e, dikiş yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız o şekilde dikebilirsiniz. Burada zaten motif sayılarımız eşit. Bakın, sadece şurada iki zincirli noktalara batarken burada kasma olmasın diye yapacağımız e, çok basit bir püf nokta var. Onu da detaylı olarak sizlerle paylaşıyor olacağım. İsterseniz tığla da. Kaydırma yöntemiyle de birleştirebilirsiniz. Öyle de kolay olacaktır. Şimdi burada ben düz motifleri bakın üst üste kapatıyorum. Burada iki zincirlik boşluklar. Önce ipimi gizliyorum. Bakın şöyle ara noktadan geçirerek ipimi gizliyorum. Çünkü düğüm atmadan başlayacağım. Daha uzun da gizleyebilirsiniz. Şimdi iki zincirlik boşluğa batıyorum. Karşı motifte de iki zincirlik boşluğa batıyorum buradan motif e, ipimi geçiriyorum şimdi klasik bir birleştirme yapacağım e, burada bakın şurada tekrar ön motife dönüyorum buradan ipi geçirdim şimdi iki zincirlik boşlukları birleştirdikten sonra sık iğnelerin Tepe noktalarını bulmak önemli ki e, motif denk gelsin Bakın şu noktalar buradan karşı motiften batıyorum bunun tek kanadını alıyorum dıştaki şu üst kanatlara batarak bakın burada diğer parçada bu şekilde birleştiriyorum. Bakın sıradaki sık iğne noktasının dıştaki kanadı bu noktada da bu kanada batıp iki noktayı aynı anda batıp birleştirmeyi yapıyoruz. Bakın herhangi bir şeyi diker gibi dikiyorum bu noktada dediğim gibi sizler daha farklı birleştirmelerde biliyorsanız onları da uygulayabilirsiniz. Şöyle gösterecek olursam bakın böyle bir görüntü çıkıyor ortaya dediğim gibi sizler daha farklı yöntemlerle de yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde ilerleyelim buradaki uç kısma kadar gelelim. Sonra diğer geçişi nasıl yapıyoruz hemen sizlerle paylaşıyorum. Burada sıramızın sonuna geldik. Sok son sık iğneleri de battıktan sonra iki zincirlik geniş boşluğa batıyoruz. Karşılıklı ipimizi buradan bakın geçiriyoruz yine. Karşılıklı iki zincirlik boşluğa iki kez batarak dikişimizi yaptık. Şimdi bu noktada karşı parçaya geçeceğiz. Bunun için de yine iki parçayı Üst üste kapatıyoruz. Bakın bu tarafta da yine aynı şekilde kapatıyoruz. Ee, önce iki zincirlik boşluklara batacağız. Bunu da çok sıkmadan yapmak gerekiyor. Eğer eliniz sıkıysa e, motifler kapanacaktır. Böyle kasmalar olacaktır. Bunu istemiyoruz. Bakın olabildiğince gevşek bırakarak burada şöyle iki iki kez iki zincirlik boşluktan ipimizi geçiriyoruz. Burada da çok geniş bir boşluk kalmasın. İpimizi çok böyle bırakmayacağız. Şöyle bakın. Kontrollü bir şekilde bağlantımızı kurduk. Şimdi burada bağlantıyı kurduktan sonra ilk sık iğneyi bulmak önemli. Bakın ilk sık iğnenin dıştaki kanadı bu. Ve karşı parçada da şimdi burada bakın şu kısım şu nokta bizim batacağımız ilk nokta. Burada da şu kısım. Bunlara karşılıklı batıp tekrar aynı dikişe geçiyoruz iki parçaya dıştaki kanatlarını batıp etamin iğnesiyle dikişimizi tamamlayacağız. Sonra bakın bunu böyle diktikten sonra tekrar bu tarafta ipimizi bağlayacağız. Şimdi sizler uzunca birleştirdiğiniz noktada 2 2 birleştirmeniz gerekiyor. Şimdi burada uzun uzun örgünüzü tamamladıktan sonra iki parçayı bu şekilde uzunca birleştirdikten sonra bir üst sıraya geçip aynı şekilde devam edebilirsiniz. Sonrasında bakın bu kısımdan başlayarak buradaki bağlantıyı yapacağız. Zaten dört motifi birleştirmeyi kavradıktan sonra istediğiniz sayıdaki motifi bir araya getirebilirsiniz. Burada iki zincirlik boşluklara da karşılıklı battıktan sonra burada ipimizi şimdi gizleyerek sabit hale getireceğiz. Hem sağlamlaştıracağız hem de gizlemiş olacağız. Şimdi bakın aynı iple Devam edeceğim. Şimdi bu şekilde uzunca birleştirdikten sonra böyle katlıyorum. Bu taraftan şimdi birleştirmeye geçeceğim. Aynı sizlere diğer tarafta tarif etmiş olduğum gibi önce ipimi şöyle birazcık gizliyorum. İki zincirlik boşluktan çıkartacağım. Sizler mutlaka daha e, düğüm atarak da e, birleştirebilirsiniz bağlantınızı yapabilirsiniz. Şimdi burada iki zincirlik. Şu geniş boşluğa batıyorum. Bu parçada da. Yine 2 zincirlik boşluğa batıp karşılıklı iki kez battıktan sonra ilk sık iğnelerin hemen şöyle tepe noktasını buluyorum. Dış kanadı karşı parçadaki sık iğnenin de şu dış kanadına batıyorum. Şimdi burada yine aynı şekilde klasik birleştirmeyi yapıyoruz. Ta ki orta kısma kadar gelelim. Ortada da nasıl bir bütün haline getiriyoruz hemen sizlerle paylaşmış olalım. Burada tam orta kısma geldik. İki zincirlik boşluklara bakın karşılıklı batarak iki kez dikişimizi yapıyoruz. Burada iki kez dikişimizi yaptıktan sonra tam orta kısımda bakın dikişlerin olduğu noktada iki kez dikiş yaptığımız kısım var. bunları şöyle tek kanatlarını batıp buradan da bir kez ipimi geçiriyorum. Bu arada ipim kısa kaldı. Burada nasıl bağlayacağımı da şimdi sizlere gösteriyor olacağım. Şöyle Bakın tam ortadan geçirdim. Sonra tekrar iki zincirlik boşluğa geliyorum. İki kez tekrar buradan ipimi geçiriyorum. Bakın orta bağlantıyı bu şekilde kurmuş oluyorum. Sonra sıradaki gelen sık iğnelerin dıştaki kanatlarına batarak burada tekrar iki motifi birleştirmeye geçiyorum. Şimdi burada ipim kısa kaldı. Bakın burada isterseniz iğne yardımıyla isterseniz tığ da kullanabilirsiniz bu aşamada. Şimdi iğne yardımıyla şöyle aralardan İpimi bakın iğne yardımıyla geçireceğim. Ve burada ip eklemesi yapacağım. Hem bunu da göstermiş olalım. Uzak ilk kez başlayanlar için. Şöyle bakın ipim iğnemde. Buradan batıyorum. Biraz da motife battım ki örgülü noktalara ipi gizlemiş olalım. Şimdi burada ipi bakın yeteri kadar içeri çektik. Şu orta kısmı da göstereyim. Bakın böyle bir birleştirme yapmış oluyoruz. Gayet muntazam, güzel oluyor. Ee, bu arada şunu da belirtmekte fayda var. Eğer çok sıkı tutarsanız elinizi e, mutlaka motifler kasma yapar birleştirirken böyle gevşek gevşek çok sıkmadan aşırı da gevşek değil. Çok sıkarsanız eğer kasma yapar toplama yapar bunu da belirtmekte fayda var. Bakın desen ortaya çıkmış oldu. Şimdi şurada ipi gizledik. Burada tekrar ipimizi alacağım. İpimi aldım. Tekrar iğneme takıyorum. Şöyle çok az taksam yeterli olacak. İpiniz eksik kaldığı zaman da bu şekilde bağlayabilirsiniz. Şimdi buradan bakın şöyle aralardan geçiriyorum ipi burada bakın takacağım noktaya kadar şöyle fazla fazla bırakıyorum. Şimdi burada e, dikişimizi yapmaya geçtik. Şöyle şuradan da biraz geçirelim. dikişimize devam edeceğimiz noktaya kadar geldik. Şimdi sıradaki eksik kalan noktadan başlıyorum. Tekrar bakın burada bağlantıyı yaptığımız için hiçbir düğüm vesaire yapmadan. Tekrar aynı şekilde dıştaki karşılıklı motifimizin kanatlarına batarak dikişimizi gerçekleştirmiş olacağız. Bu şekilde oldukça kolay bir yöntem. Ben böyle fazla fazla ipleri bıraktım. Şimdi bunları kesip temizleyeceğiz. Burada sıramızın sonuna kadar devam edelim. En sonunda artık iplerimizi temizleyerek son halini hemen sizlerle paylaşıyor olacağım. Motifimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Gerçekten çok keyifli bir yapımı vardı. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.